Hoppa. Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir router incelemesi yapacağız ama bu router'ın diğer router'lardan bir farkı var. Bu bir oyuncu router'ı. Amma router dedim ha. İlk duyduğumda ben de dedim yani router'ın oyuncusu mu olurmuş? Evet oluyormuş. Sadece dış görüntüsü, ışığı mışığı değil, özellikleriyle de gerçekten tam bir oyuncu ürünü olmuş. Şimdi oyuncu vesaire boş verin. Eğer evinizde stok bir modem varsa yani internet sağlayıcınızın size verdiği bir modem kullanıyorsanız bir router'a ihtiyacınız var. Neden böyle diyorum? Çünkü firmaların dağıttığı stok modemler peynir ekmek gibi dağıtıyorlar bu arada. Herkesin evinde var. Ve biliyorsunuz firmalar kar amaçlıyor. Bu yüzden en düşük maliyetli, en dandik diye nitelendirebileceğimiz modemleri bizlere dağıtıyorlar ve tonlarca para ödediğimiz internetimizden kablosuz olarak tam anlamıyla faydalanamıyoruz ve aslında boşa para ödemiş oluyoruz mantıken. Yani ben stok modemden router'a geçiş yaptığımda arasındaki farkı çok net bir şekilde anlayabildim. Bir kere anteni bile yok. O yüzden çekim mesafesi kısıtlı, çekim hızları kısıtlı, doğru düzgün kullanıcıya hitap edecek özellikleri yok. Yani gömüyorum ama gömmekte haklıyım. Testlerde siz de göreceksiniz. Bunun üstüne bir de router oyuncu olunca neler değişiyor onları da birazdan söyleyeceğim ama ilk önce bebişi açalım. Evet, Asus markasının ROG Strix serisinden GSAX 3000 modeli. Wi-Fi 6 destekli, RGB'li bir oyuncu router'ı. Bu arada incelemem için Asus yolladı demo bir ürün, yani daha öncesinde açılmış. Bu arada Asus Beyciğim'e de teşekkür ederiz. Önde görseli var. Arkasını çevirdiğimizde burada göze çarpan özelliklere falan değinmişler. Çok uzatmadan kutuyu açıyorum. Evet, ben bir gerçek gözle göreyim dedim kutu madem açık diye. Biraz kötü koymuşum. Böyle gelmiyor yani kutu. Hoppa. Burada işte kitapçıklarımız vesaire var. Router'ı çıkartalım. Biraz daha kitapçık ve kablolar. Kitapçıkları geçiyorum. İşte bazı kurallar, hızlı başlangıç kılavuzu vesaire. Bir tane RJ45 Ethernet kablosu, 24 wattlık DC adaptör ve son olarak da router'ımız çıkıyor. Şöyle bir açalım. Of, reis yanıyorsun. Şöyle antenleri kaldıralım. Evet, şimdi biraz cihazdan bahsetmek istiyorum. Günümüzde biliyorsunuz oyun oynayan insan sayısı çok fazla ve gittikçe de artıyor. Çoğumuz konsollarımızı ve bilgisayarlarımızı kayıp yaşamamak için kablolu olarak bağlıyoruz internete. Ama bir de mobil oyuncu gerçeği var. Onlar ne yapsın? Ki mobil oyuncu sayısı konsol veya bilgisayar oyuncu sayısından daha fazla. Ve kablolu kullanımda da oyun önceliği olan bir özelliği var. Bu ürün oyun odaklı yapıldığı için bu bahsettiğim problemlerin ilacı sayılabilir. Detaylı olarak bahsedeceğim o özelliklerden zaten. Ama öncesinde şuna değinmek istiyorum. Bu bir modem değil, yalnızca router. Hem modem hem router olan modeller de var fakat günümüzde onları çok kullanamıyoruz. Çünkü bazı internet sağlayıcıları, mesela Turkcell Super Online, kendi modemi dışında bir modem kullanmanıza izin vermiyor. Ben o problemle karşı karşıya kaldım ve gereken bilgileri hiçbir şekilde benimle paylaşmadılar. Bu yüzden genellikle yalnızca router özelliği olan cihazlar kullanmamız gerekiyor. Fiziksel özelliklerden başlayalım. Gayet kaliteli hissettiren abi. Plastikten yapılmış. Buradaki ROG gözümüzün aynalı bir tasarımı var. Burada 4 tane antenimiz var. Toplamda 90 derecelik hareket yapabiliyor. Tabii ki bunları sağa sola da yatırabiliyorsunuz. 45 derecede bir stoperi daha var. Yani 90-45 ve düz kullanım sağlayabiliyorsunuz. Arkasını çevirdiğimizde bu arada şuna takılmayın. Siz alırsanız olmayacak. Bu inceleme ürünü olduğu için bu yazı var. Alt tarafta hava kanalları var. Burası önemli. Performanslı çalışması için çok ısınmaması gerekiyor. İçinde zaten ekstradan termal bloklar da var ama açıp göstermeyeceğim şimdi. Burada kaydırmaz ayaklar koymuşlar. Burada da duvara asabilmeniz için boşluklar var. Bir de router'ın arkasına göz atalım. Burada DC güç girişimiz. Burada açma kapama tuşumuz. Bir tane USB 3.2 jenerasyon 1. 4 tane LAN portu. Şöyle göstereyim. Şurada gaming port yazısı var. Ne olduğunu anlatacağım. Burada bir WAN portu, VPS tuşu ve reset tuşu bulunuyor. Burada da LED'lerimiz var. İnternet LED'i 5 GHz, 2.4 GHz ve açık mı kapalı mı olduğunu görebileceğiniz güç LED'i. Evet, hemen reisin kurulumunu yapıp geri geldim. Kurulum zaten gayet basit. Modemin LAN portuna bağladığınız bir Ethernet'i diğer ucunu da bunun WAN portuna bağlıyorsunuz. Ardından router.asus.com'a giriyorsunuz. İşte bir yönetici kullanıcı adı, şifre belirliyorsunuz. Sonra ağları seçiyorsunuz. Ağlara isim veriyorsunuz. Şifrelerini belirliyorsunuz. İşlem bu kadar. Bu arada söylemiştim ışıklı diye. Şu an uygulamadan renklerini değiştiriyorum. Kırmızı yapalım. Sarı yapalım. Şöyle modları da var bu arada.
kendi kendine takılıyor. Yani oyuncu olunca illa şu ışığı ekleyecekler. Güzel olmuş ama böyle koyduğunuzda pek gözükmüyor, altta kalıyor. Burası biraz tuhaf olmuş. Bir gökkuşağı modu da var, böyle yavaş yavaş renkleri değişiyor. Güzel efektler koymuşlar, çok sınırlı ama. Zaten gerek de yok yani, bence değiştirmezsiniz diye düşünüyorum. Şimdi evet, bu cihazımız bir router fakat farklı fonksiyonları da var. Router'a aslında Türkçe olarak yönlendirici diyebiliriz. Ses kaydı. Modemden aldığı interneti dağıtma işini yapıyor ve kendine ait bir ağ oluşturuyor. Access point yani erişim noktası olarak da kullanabiliyoruz. Bunu genellikle birkaç katlı evler veya çok büyük yerler kullanıyor. Bir de repeater modu yani tekrarlayıcı modu var. Kablosuz olarak aldığı sinyali tekrarlayarak daha ileriye iletiyor. Ve son olarak da media bridge yani köprü olarak da kullanabiliyorsunuz. Router'ımız Wi-Fi 6 teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 6 bize ne gibi şeyler katıyor onu anlatayım. Wi-Fi 5 ile kıyaslayarak başlayalım. Wi-Fi 5'ten 2.7 kat daha hızlı bağlantı sunabiliyor. Band genişliği ise 4 kat daha fazla. Bu ne demek oluyor? Yani aynı anda birçok cihaz bağlandığında yavaşlama yapmıyor. Ve bu teknolojiyle birlikte daha iyi bağlantı kurmasına rağmen daha az güç harcıyor. Yani atıyorum telefonunuzla bağlandınız. Wi-Fi 5'e nazaran Wi-Fi 6 daha az enerji tüketmesini sağlıyor telefonunuzun. Bu da size daha uzun şarj süreleri sunuyor. Genel hatlarıyla toparlarsam Wi-Fi 6 bize daha düşük gecikme, daha yüksek hızlar, daha az enerji tüketimi ve daha geniş menzil sağlıyor. Tabii ki Wi-Fi 6'yı kullanabilmeniz için, yararlanabilmeniz için diyeyim, cihazınızın da Wi-Fi 6 desteği sunması gerekiyor. Wi-Fi 6'yı desteklemiyorsa da cihazınızın maksimum desteklediği Wi-Fi teknolojisine göre bağlantıyı kuruyor. Yani Wi-Fi 1'den 6'ya kadar tüm teknoloji cihazlarda bağlanabiliyor. Bu router'da 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını kullanabiliyorsunuz. Ekstradan misafir ağı da oluşturabiliyoruz. Bu ağın band genişliğini, hızını, zamanını, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Verin abi 2.4'ü, siz 5'e geçin. Mesela geldi biri, yarım saat aç abi, isterse uzatırsın böyle. O zamanlayıcı falan her şey mobil uygulamada da mevcut. Tarayıcıdan oturum açtığınızda da yönetebiliyorsunuz. Şimdi gelelim hıza. 3000 megabite kadar toplamda destekleyebiliyor. Neden toplamda dedim? Çünkü bu bölünüyor. 5 GHz bandında maksimum 2402 megabit. 2.4'te de 574 megabit. Bunlar maksimum değerler. Şimdi en başta dedim oyuncu. Gelelim bunun oyuncu kısmına. Işık başlayalım. Zaten sizlere gösterdim. Bunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ve bu ışıklar Aura RGB destekli. Yani diğer Aura RGB destekleyen ürünlerle ışıkları senkronize çalışabiliyor. Ve gelelim mobil oyun moduna. Telefonunuza Asus Router programını indirebilirsiniz veya tarayıcıdan da yönetebilirsiniz. Zaten tüm bağlanan cihazlar çıkıyor. Onlardan seçip oyun modunu açtığınızda tüm önceliği ona veriyor. Yani daha düşük gecikme ve maksimum hızı sağlamaya çalışıyor. Şimdi yanda çıkacak size uygulamayı da hafiften göstereyim. Zaten Türkçe ve gayet basit bir arayüze sahip. Burada işte bağlı olan cihazları görüyoruz. Yönetici olduğunuz için zaten istediğinizi tek tıkla atabiliyorsunuz da. Burada RGB yönetim bölümü var. Burada A isimleri var işte. 2.4 ile 5 GHz'i ayırdım ben. Bu arada içinde işlemci ve RAM de var. İşlemci 3 çekirdekli, 1.5 GHz frekansında çalışabilen bir işlemci. RAM'imiz de yalnızca 512 MB. Burada işte kablolu kablosuz bağlananları görüyorsunuz. Ve şurada bir oyun modu var. Oyun hızlandırma diyor. Başla dedim. Mesela optimizasyon yüksek, yüksek cihaz önceliği dedi. Böyle bir mod zaten sonlara doğru test edeceğiz. Bu arada bu inceleme o kadar kötü zamana denk geldi ki ben Turkcell Super Online kullanıyorum. 100 MB'lik bir paket. Genellikle stabil alırız. Son bir haftadır internet facia. Sürekli kesiliyor. Hiç başımıza gelmeyen bir şey bu arada. Sürekli böyle dalgalanıyor. İnternet hızı 20'lere düşüyor, 80'lere çıkıyor, 90'lara çıkıyor. Böyle deli dolu bir internet var şu an. Umarım testleri yaparken stabil bir internet alırız. Neden böyle bilmiyorum. Altyapısal bir sıkıntı olabilir. Çünkü kesilme de olmuyor normalde. Sürekli gidip duruyor. Turkcell izliyorsan yap bir şeyler. Şimdi bu mobil oyun modunu kablolu olarak da yapabiliyorsunuz. En başında göstermiştim. LAN 1'e bağladığınız yani gaming portu diye geçen porta bağladığınız cihazlara yine öncelik veriyor. Yani oyun vesaire değil, yayın gibi işlerde de bu portu kullanabilirsiniz. Ve bu cihazda VPN Fusion teknolojisi de var. Yani farklı kullanıcılar biri VPN'li kullanırken diğeri VPN'siz kullanabiliyor. Biliyorsunuz en kaliteli VPN bile internette kayıplar yaşatıyor. Diğer kullananlar VPN'li kullanmak durumunda olsalar
olsalar bile siz VPN'siz kullanıp yüksek hızlara ulaşabiliyorsunuz. Yani bu özelliği ben bayağı beğendim. Bu arada VPN'i sadece yasak sitelere giriş olarak düşünmeyin. Aslında bazı firmalar, özellikle büyük şirketler güvenlik protokolü olarak kullanıyor. Ve gelelim diğer güvenlik önlemine. Önlem demeyeyim de güvenlik eklentisine diyeyim. Yine VPN'le alakalı Asus Instant Guard. Yani atıyorum kafeye vesaire gittiniz, oranın internetine bağlandınız. Güvenlik amaçlı VPN'le bağlanmanız önerilir bu arada. Ama üçüncü part bir VPN'e bağlanmak yerine kendi VPN'inize de bağlanabiliyorsunuz. Instant Guard VPN teknolojisini kullanarak router'da bir veri yolu açıyor ve bu sayede siz de güvenlikli bir şekilde dolaşabiliyorsunuz internette. Bu özellik de acayipmiş. Yine güvenlikten devam ediyoruz. AI Protection Pro hizmetinden de ömür boyu yararlanabiliyorsunuz. Bu güvenlik yazılımı ise otomatik olarak güncelleniyor ve cihazlarınızı, kişisel verilerinizi tehditlere karşı koruyor. Ve yine Asus'un Air Mesh teknolojisi bu üründe de var. Air Mesh'i destekleyen diğer routerları da birbirleriyle bağlayarak daha geniş kapsam alanlarına ulaşabiliyorsunuz. Mesh biraz daha böyle baz istasyonu gibi çalışır. Repeater'la kıyasladığınızda daha böyle bağlantı kopmadan verimli, stabil bir bağlantı alırsınız. Bunu da böyle bir dipnot olarak düşeyim. Abi router daha ne özellikler var böyle, yani say say bitmez bu arada. Yani çok detaya indiğinizde bir saat falan sürer bu video en az. Yine böyle önemli olanlara değinmeye çalışıyorum ben. Şimdi cihazın üstünde bir USB portu var. Bu USB portuna hard disk veya flash bellek takarak ağ içerisinde FTP olarak kullanabiliyorsunuz. Bu sayede ağa bağlanan tüm cihazlar arasında maksimum saniyede 240 MB'lık, yaklaşık olarak söylüyorum bunu, bir hız ile dosya aktarımı yapabiliyorsunuz. İsterseniz dosya erişimi için veya yedekleme için de kullanabilirsiniz. Ah, ağzımı yoruldu konuşmaktan. Evet, şimdi sıra geldi testlere. Sonuçlar nasıl çıkacak ben de merak ediyorum. Stok modemle kıyaslayacağım bu arada. Evet, şimdi sıra geldi testlere ama dediğim gibi internet çok dalgalı. Bugün de baktım bayağı hareketli, yani inip çıkıyor hız sürekli. Ama yine de deneyelim testler için. İlk olarak Super Online'ın verdiği modeme bağlanıyorum. 2.4 GHz bandına bağlanıyorum. Şu an bağlandı. Hemen hızlıca bir speed test yapalım. Bu arada router'la da modemle de aramda yaklaşık 4 metre var. İkisi yan yana duruyor şu an. Dediğim şey bu işte, çok dalgalı. Hiç stabil değil. Söylediğim gibi 100 megabit internetten aldığımız hıza bakın. Upload'da 10 megabit normalde. Evet, sonuçlar bu şekilde. 24.5 download'dan aldık. Upload'da 8.53 çıktı. Şimdi hiç bozmadan router ağına geçiyorum. Yine 2.4'e bağlandım. Hemen başlatalım testimizi. Yani bayağı fark ediyor şu an. 15 megabit fark çıktı bir öncekiyle arasında. Upload'da bir tık daha yüksek çıktı. Ping de 5 milisaniyeden 4 milisaniyeye düştü. Bu arada normalde modemde de bu kadar düşük almıyor. Normalde 60 civarında alıyoruz ama kablolu da işte 92-93 gösteriyor o sırada. Dediğim gibi internet biraz bozuk bu aralar. Bir de 5 GHz'i deneyelim. Yine modemin ağına bağlanıyorum. Hadi bakalım. Bak bayağı fark etti şu an. Şu an kabloludan download kaç alıyorsun Emre, bir baksana. Bir kablolu hıza da bakalım ilk önce. Ona göre bir kıyaslama yapalım. Kaç çıktı? 94. Güzel. 5G için testimiz başlıyor. Evet. Fark ortaya çıktı. Kablolu da 94 alıyorduk. Şu anda 91.8. Gayet iyi. Upload'da sanırım 9.5 civarında çıkacak. Düşüyor şu an. 9.2. Arada bariz bir fark var bu arada. Bu mesafe uzadıkça, yani uzaklaştıkça modemden daha da artıyor. Şu an yakın olduğum için %25'lik civarı bir fark var. Atıyorum 10 metre falan gittiğimde bu fark bazen 3-4 katına kadar çıkabiliyor. Evet, testlerimizi bitirdik. Daha fazla test yapmak isterdim fakat hiç stabil değil internet. Sürekli oynuyor, o yüzden böyle testler de anlamlı olmuyor. Kötü bir döneme denk geldi bu inceleme diyebilirim. Dediğim gibi bir hafta 10 gündür süren bir problem var. Bugün de devam ediyor. Neyse, ürün hakkındaki düşüncelerime geleyim. Ben ürünü beğendim fakat şunu belirtmeliyim. Hem fiyatıyla hem özellikleriyle üst segment bir ürün. Ürünün linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Onları da izleyebilirsiniz. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Kaçarım artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.